Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf çanta yeniler akıllı defterde yeni tarz sorularla dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Hazırsak arkadaşlar ilk sorumuzda dersimize başlayalım. Ada yüksekliği birbirine geçen kısmının yüksekliğinin 4 katı olan yüksekliği birbirine geçen kısmının yüksekliğinin 4 katı olan Lego'lardan 45 tane kullanarak görseldeki bir merdiven yapıyor. Merdiven her basamanda bir önceki basamaktan bir fazla bir logo fazla koyulmuştur. Merdivenin yüksekliği 42 cm olduğuna göre bir legonun yüksekliği kaç santimetredir şeklinde soruyor. Sevgili gençler öncelikle şöyle kalemi siyah yapalım. Yükseklik gençler birbirine geçen kısmının yüksekliğinin 4 katı. O halde şu birbirine geçen kısmına yani ya gençler yani işte, x diyecek olursam o halde buradaki yükseklik gençler yani tamamı 4x'tir diyoruz. 4x'e gençler bakın sadece şuradaki gövdesi ne olur arkadaşlar o halde 3x olur. 3x'e x'i toplarsak tamamı yani birbirine geçen kısmıyla altı gövdenin toplamını da 4x demiş oluruz. Peki gençler toplam 45 taneydi. Ve bir basamakta gençler bir öncekinden bir fazla koyarak bakın 1, 2, 3 şeklinde devam ediyorum. O halde ben toplam 45 taneyi elde etmek için kaç tanesini üst üste koydum. Sonuncu da bunu bulmak istiyorum. 1, 2 daha 3, 3 daha 6 toplayarak devam edelim. 4 daha 10, 5 daha 15, 6 daha 21, 7 daha 21, 7 daha 28, 28, 8 daha gençler. 36, 36, 9 daha 45. Bakın 45 oldu. Demek ki sonuncu Lego'da gençler 9 tane bakın burada 9 tane Lego kullanılacak. Şu yüksekliğe baktığımız zaman gençler yüksekliğimizin içinde dikkat edelim. Buradan başlıyoruz yani bu üst kısımdan. Toplam 9 tane var. Gençler bir tanesinin yüksekliğine 3x demiştim. Yani şurası 3x'ti. 3x 3x diye devam ediyor. Şöyle düşünebiliriz gençler. Bakın bu sondaki 4x'dir. E o halde 8 tane 3x'imiz var. 1 tane 4x'imiz var. Toplam 9 tane olacak. O halde 8 çarpı 3x artı 1 tane 4x var. Ve bunların toplamı 42 cm olacak. 8 kere 3, 24x artı 4x eşittir. 42 ise 24 4 daha gençler 28 x eşittir 42 santimetre. 2 benden gençler bir Lego'nun yüksekliğini istemişti. Bir Lego 4 x'ti. O halde 28 x 42 ise her iki tarafı 7 ile sadeleştirirsem benden istediği 4 x olan yüksekliği bulurum. 28'i 7'ye böldüm. 4 x eşittir 42 bölü 7 6'dır. 4 x 6 santimetre eşittir. O halde sorumuzun yanıtı da B seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Devam ediyorum. ikinci soruya geçiyorum. Önce ikinci sorumuza bakalım. Evet, aşağıda bir mağazanın kampanya kapsamında sunduğu iki farklı indirim seçeneği ile ilgili bilgileri içeren görseller verilmiştir. Bu mağazadan 3 adet pantolon ve 1 adet ceket alan FM birinci seçeneği seçmiş ve pantolonların tanesi Etiket fiyatı üzerinden 60 TL daha ucuza gelmiştir. Ceketin etiket fiyatı pantolonun etiket fiyatının 2 katı olduğuna göre Efe ikinci seçeneği seçmiş olsaydı kaç TL daha az ödeme yapacak olacaktı. Yapmış olacaktı. Gençler pantolonun etiket fiyatına X dersem pantolonun etiket fiyatının 2 katı ceketin etiket fiyatını yani ceketin etiket fiyatı 2X olur diyoruz. Birinci seçeneği seçtiğine göre gençler Birinci seçenekte aynı üründen 3 adet alan sadece 2 ürün ücreti ödeyecek. Bir ürün gençler pantolon 3 tane aldığı için bir ürün normalde x lirası 2 ürün parası 2 x lira olur. Ve aynı zamanda birinci seçeneği seçti ve pantolonların tanesi etiket fiyatı üzerinden 60 lira daha ucuza geldi. Gençler normalde bu indirim olmasaydı x lira olacaktı bir tanesi. O halde x'ten 60 lira indirip 3 ile çarparsam diyorum toplam 2x'e eşit olacak diyoruz. Evet ne yaptık? Önce x'ten 60 lira indirdim ve eğer indirim olmasaydı. Evet x'ten 60 lira indirdim ki arkadaşlar toplam 2x'e eşit oldu. 3 tane pantolonun fiyatı. Buradan x'i bulabilmek için önce 3'ü içeri dağıtırsam 2x eşittir. 3x eksi 180. Buradan gençler 2x'i sağ tarafa eksi 180'i sol tarafa alırsam. 80 eşittir 3x eksi 2x. Buradan 180 eşittir x oldu. Demek ki gençler pantolonun bir tanesinin fiyatı 180 lira. Şöyle x 180 lira. E pantolon 180 ise gençler ceketin fiyatı 180'in 2 katı 2 çarpı 180'den 360 lira oldu. Peki 360 lira. Peki şimdi arkadaşlar ne yapalım? O halde e, ee, i̇kinci seçeneği seçmiş olsaydı arkadaşlar ne ödeyecekti ona bakalım. Hatta şöyle yapalım önce. Ne ödedi arkadaşlar? Birinci seçenek diyelim. Birinci seçenekte ne ödediğini bulalım. Birinci seçenekte gençler 3 üründen ikisini ödedi. Yani 2 tane x ödedim. Pantolon için. 2 x de gençler. Yani 180 çarpı 2 x. 2 x neydi? 2 çarpı 180 artı yine 2 çarpı 180 toplamda gençler 360 artı 360'dan birinci seçenekte 720 TL ödedim. Artık fiyatlar üzerinden gidebilirim. İkinci seçeneği ödemiş olsaydı gençler seçmiş olsaydı ne yapacaktı? Ürünlerin toplam fiyatı üzerine %30 indirim yapılacaktı. Normal gençler 3 tane pantolon aldık. Şöyle ikinci seçenek diyorum. 3 pantolon, bir tanesi 180 liraydı. 540 lira. Devam ediyorum. Bir ee, tane ceket aldı. 1 çarpı bir ceket 360 liraydı. 1 çarpı 360 liradan 360 lira topladığım zaman 0, 10 elde var. 1 5, 8, 1 elde 9. 900 TL. 900 TL'de gençler %30 indirimi yapılması ne demektir? Aslında %70 ödeyeceğiz demektir. O halde direkt %70'ini bulalım. 900'ü %70'lik çarpıyorum. Böyle sıfırları sıfırlara attım. 7'yi çarparsak 630 TL öder gençler. Peki ne kadar az ödemiş olur? Başlangıçta birinci seçenekte 720. ikinci seçenekte 630 ödedi. O 720'den 630'u çıkartırsam 90 TL daha az ödeme yapar diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet şöyle biraz büyütelim gençler. Evet Y noktasına yüzmeye başlayan Cenker. Arkadaşlar ayrı ayrı düşüneceğiz. K noktasına dokunup yine doğrusal olarak Y noktasına geri dönüyor. Evet Y'den başladı. K'ye dokundu. Tekrar geri döndüm. Şekil 1'de Y noktasından yüzmeye başlayan Cenk yerin A noktasındaki, şekil 2'de K noktasına dokunup geri dönen Cenk yerin B noktasındaki görünümü verilmiştir. Evet, buraya lütfen dikkat edelim gençler. A noktasının K noktasına olan uzaklığı, Y noktasının e, Y noktasına olan uzaklığının iki katı. O halde A noktasının K e noktasına olan uzaklığı, Y noktasının e, Y noktasına olan uzaklığın iki katı. Gençler o halde A ile Y arasında X dersem hatta şöyle yaparım gençler. Ee, A noktasının K noktasının evet iki katı. O zaman ben buraya 2X diyeyim arkadaşlar. Fark etmez. 2X dedik. Devam ediyorum. B noktasının Y noktasına olan uzaklığı. B noktası burada arkadaşlar. Y noktasına olan uzaklığı K noktasına olan uzaklığının 3 katı. Ben buraya karışmasın diye gençler Y dersem o halde burası da ne olur? 3Y olur diyoruz. Evet. Devam edelim. A noktasını Y noktasına olan uzaklığı B nokta A noktasını Y'ye olan uzaklığı. Yani gençler A'nın Y'ye uzaklığı X arkadaşlar. B noktasını K noktasına olan uzaklığının B noktasının K noktasına olan uzaklığının Y'nin gençler 4 fazlası olduğunu görelim. O halde ben bu X'e gençler Y'nin 4 fazlası olduğu için X yerine Y artı 4 yazabilirim. Evet olduğuna göre 100 mouse'un uzun hissedi. Şimdi gençler bir tane x y artı 4 ise 2 tane x 2 çarpı y artı 4'ten 2 içeri dağıtırsam 2 y artı 8'dir diyorum. Evet, 2y artı 8 dedik. gençler o halde e, burada x olarak y olarak toplayabilirim. 2y artı 8. y artı 4 daha ne yapar? Şöyle yazalım. 2y artı 8. y artı 4. 3y artı 12. 3y artı 12. E altta da gençler bakın 1y burada var. 3y de burada var. O 3y artı 12 eşittir alt taraftaki 4 y Buradan y'yi sağ tarafa 3y'yi sağ tarafa göndersem eksi 3y. O halde 12 eşittir y oldu. Peki havuzun yüksek uzunluğu gençler bakın 1y burada var. 3y burada var. Yani toplam 4y'ydi. O halde bir tane y 12 ise 4y 4 çarpı 12'den 48 metre olur diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim. Dördüncü sorumuza geçelim. Evet gençler Arya yaz tatilinde gezdiği yerlerin fotoğraflarının çıktısını alıp bu çıktıları aralarında ve sayfaların kenarlarına eşit uzaklıkta olacak şekilde şekil birdek gibi yapıştırıyor. İşte aralarda ve sayfanın kenarlarında boşluklar eşit. Işte. Yani ben buralar X dediğimi düşünüyorum. Burası X, burası X. Şekil 2'deki ise e, Pamukkale fotoğrafı düşmüştür. Şekil 2'de Kapadokya fotoğrafının İzmir fotoğrafına en yakın uzaklığı. Şu aradaki mesafe gençler. Sayfanın sol tarafına, sol kenarına en yakın uzaklığının 2 katından 8 cm fazladır. Sol tarafta gençler x demiştik. O halde burası 2x artı 8 oldu. Fotoğrafların yapıştırıldığı sayfanın kenar uzunluğu 26 cm olduğuna göre şekil 1'de fotoğraflar arasındaki en kısa uzaklık yani x'in değeri kaçtır? Gençler şekil 1'e geri dönersem şu araya baktığımız zaman gençler burada 2 tane x var. Burada da baktığımız zaman 2x artı 8 var. Bir de ne var gençler? Arada 8. O halde ben şu pamuk kare fotoğrafının bir kenarına 8 dersem. 1x, 1x daha 2x artı 8 oldu. Demek ki gençler fotoğrafların bir kenar 8 olacak. Bu da birbirine eşit olduğu için bunlar da 8. Toplamı 26 idi. 3 tane 8 toplarsam yani 3 çarpı 8'den fotoğrafların toplam genişliği gençler 24 santimetre 26'dan 24'ü çıkartırsam 2 santimetre kalır gençler. Nereye? 1, 2, 3, 4 x e. Yani 4 x eşittir. 2 santimetre ise x'i bulmak için her iki tarafı 4 ile sadeleştirelim. Buradan x'in değeri 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2'dir. E bunu da arkadaşlar e, ondalık olarak yazacak olursam 5 ile genişletiriz. 5 bölü 10'dan 0 tam 10'da 5 olur. Sorumuzun yanıtı A seçeneği doğru cevap olur diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Evet, Ersin'in kumbarasında bulunan 1 ve 5 ayon değerindeki madeni paraların toplam değeri 42 ayondur. Kumbaradaki 1 ayon değerindeki madeni para sayısı 5 ayon değerindeki madeni para sayısının 2 katıdır. O halde gençler 5 ayona e, k tane var dersem. K tane. Bir ayon gençler bunun iki katı. Yani iki k taneye bir ayon değerinde para vardır gençler. İki tane, iki k tane bir ayon para vardır. Ersin kumbarasındaki aynı değere sahip madeni paraların tamamını üst üste koyup şekildeki iki kuleyi elde ediyor. Kulede bulunan bir ayon değerindeki madeni paralardan kaç tanesi? 5 ayon değerindeki madeni paraların üzerine konulursa 2 kulenin yüksekliği eşit olur. Gençler öncelikle paraların değerinin toplam değeri 42 ayondu. 1 ayondan 2 ta, 2K tane vardı. Değeri bulurken ne yaparız? Paranın değeriyle sayısını çarparım. 2K ile 1'i çarpıyorum. 2K çarpı 1 artı. 5 ayondan gençler K tane var. Bunda 5 çarpı K diyorum. Ve toplamı 42 ayondu. Buradan 2K ile 1 çağırsam 2K. 5K ile topladım 7K. 42 ise K'nın değeri her iki tarafı 7'ye bölersem 6'dır. Gençler 5 ayondan 6 tane var o zaman. 2K tane de 1 ayondan vardı. 2 ile 6'yı çarparsam o halde 1 ayonluk paradan da 12 tane var. 1 ayonun gençler kalınlığını bulmak istersen. 1 ayonun kalınlığı diyorum. Toplam 144'tü gençler. 12 tane olduğuna göre 144'ü 12'ye bölersem evet 12 milimetredir. 144'ün içinde 12, 12 kere var. E, 5 ayonun kalınlığı gençler. 5 ayonun kalınlığı. E, toplamı 96 idi. 96. 6 tane olduğu için 6'ya bölüyorum. Bu da 16 milimetredir. Gençler aradaki farkı bulacak olursak çünkü birbirini buradan alıp buraya koyacağımız için eşitlemek istiyoruz. 144'ten 96'yı çıkarıyorum. Aradaki fark 48. eşit olması için gençler 48'i 2'ye bölersem 24 milimetre arkadaşlar ne olması gerekiyor? E, bir ayondan 24 milimetrelik Parayı arkadaşlar diğer tarafa koyarsam herkes birbirine eşit olur diyorum. Bir ayonun kalınlığı 12 milimetreydi. E 24 milimetre için 24'ün içinde 12 iki tanedir. demek ki iki tane parayı evet iki tane bir ayonu parayı buraya koyarsak gençler birbirine eşit olur. Bakın iki taneyi koyarsam burası 96 idi. 96 artı 24 olur. E burası 144'tü. Buradan 24'ü çıkartırsam 120 eşittir 120 olur gençler. Hadi iki tane bir ayonluk paranın yer değiştirmesi gerekir diyorum. Ve A şıkkını doğru seçenek olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. Altıncı sorumuza geçelim. Aşağıdaki görselde 5. sınıf şubelerinde canlı derse katılmayan öğrenci sayıları verilmiştir. 5A ile 5B sınıflarında canlı derslere katılan öğrenci sayısı ve 5A ve 5 5A ile 5C sınıflarındaki toplam öğrenci sayıları birbirine eşittir. Gençler derse katılanların sayısı birbirine eşit dedi 5A. O halde derse katılan öğrencilerin her ikisine de x dersem 5A'da x tane derse katılan var, 10 tane katılmayan var. Yani şekilde 5B'de x tane katılan var, 12 tane katılmayan var şeklinde düşüneceğiz. Devam ediyorum. 5A ile 5C sınıfındaki toplam öğrenci sayısı da eşittir. Gençler işte o halde 5A'da 10 tane katılmayan var. X tane katılan var. Yani X de 10'un toplamı 5A'nın mevcududur. X artı 10. Diğer tarafta gençler 5B'deki derse katılanlara Y dersem Y artı 6 eşittir diyeceğiz. Yani 5C'ye de Y artı 6 eşittir diyoruz ve bunlar birbirine eşitmiş gençler. Evet. Bunlar birbirine eşit olacak diyoruz devam edecek olursam. Arkadaşlar toplam öğren sayısının bana 92 tane olduğunu söyledi. 5A'da x tane katılan 10 tane katılmayan var. x artı 10. 5A sınıfı. Artı. 5B sınıfında x tane katılan 12 katılmayan var. x artı 12 artı. 5C sınıfında da y tane katılan 6 tane katılmayan var. y artı 6. Arkadaşlar. y artı 6. Buradan düzenleyecek olursak bunlar 92 eşittir. Arkadaşlar x x daha 2x artı y 10 12 daha arkadaşlar 22 6 daha 28 artı 28 eşittir 92 diyorum. Burada artı 28'i karşı eksi 28 olarak gönderirsem 2x artı y'nin 92'den 28 çıkarıyorum 64'e eşittir diyorum. Neyse bakın bu bilgiyi alalım. 2x artı y eşittir 64 Burada da aynı zamanda şunlar birbirine eşit dedik. x artı 10 eşittir y artı 6 idi. Gençler bakın burada iki bilmeyen denklem olarak çözeceğim bunu. y'yi sol tarafa 10'u sağ tarafa alırsam x eksi y eşittir 6 eksi 10'dan x eksi y'nin değeri eksi 4'tür. Bu bilgiyi aşağıdaki denklemin altına yazıyorum x eksi y eşittir eksi 4 oldu. Burada taraf tarafı toplarsam artı y eksi y gençler bakın birbirini götürür. 2x x daha 3x 64 ile eksi 4 toplarsam da 60'tır. halde x eşittir her iki tarafı 3'e bölersek 20'dir diyoruz. x 20 ise gençler Ve aynı zamanda şuraya 20 dersem o halde 5 a'nın mevcudu 20 artı 10'dan 30'dur. Gençler 20 artı 10'dan 30 ise ya aynı zamanda 5C'de ne olur arkadaşlar? 5A, 5B, C birbirine eşitti. 5C'nin tamamı da 30 öğrencidir. Ya 6'sı katıldıysa, katılmadıysa derse katılan gençler yani Y'nin değeri 24'tür diyorum. Ne yaptım? 30'dan 6'yı çıkararak 24'ü buldum. Ben de yüzde kaçıdır diye sordu. Yani 30'da 24 yüzde kaçtır diye düşünüyoruz. Bunu yüze çevirmek için paydayı önce 10 yapmak için 3 ile sadeleştiririm. Işte 8 bölü 10 bunu da 10 ile genişleterek yüzdeye çeviriyorum. 80'dir diyoruz. Derse katılan öğrenci sayısı 5C'de e, C, Deniz'de şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet sevgili gençler. 7. soruda şekil 1'de oyuncak arabanın üzerindeki K noktasının masanın B noktasının uzaklığı D noktasının masanın e, A noktasına olan uzaklığının iki katı değer. D noktasının A noktasına. Şimdi D ile A arasına X dersem D ile B arası ne oldu gençler? 2X oldu. Devam ediyorum. Şekil 1'deki oyuncak araba yatay olarak 18 cm e. ilerlediğinde oyuncak arabanın şimdi sağa doğru 18 cm ilerlediğinde oyuncak arabanın üzerindeki K noktasının Masanın A köşesine ve L noktasının masasının B köşesi uzaklığı eşit oluyor. Gerçekten arabanın uzunluğuna arabanın genişliğine A dersem orada A K arası X'ten A'yı çıkartırım. X eksi A'dır. Buraya A dersem o halde L B arası da 2 X eksi A'dır. Bunları yazdık. Evet. 2 X eksi A oldu. Masanın genişliği gerçekten yatayda 90 santimetreymiş. Ama de şöyle yazabilirim arkadaşlar, x eksi a, a ve 2x eksi a şeklinde mi düşünelim? Nasıl yazalım? Şuraya gelelim. arabanın boyuna. Şimdi yatayda arkadaşlar 18 santimetre geldikten sonra birbirine eşittir dedik. Neye? K ile a arasındaki, evet. K ile a köşesi, yani burası, diğer tarafta, K ile B köşesine eşit oldu. Bu ikisi birbirine eşit gençler. Ne zaman arkadaşlar 8 santimetre geldiğinde, o halde şimdi ben e, burası 2x-a idi gençler, şurası başlangıçta. 2x-a idi. E, araba yatayda 18 santimetre ilerlediğine göre, o halde 2x-a'dan 18'i çıkartırım, Lb değerim olurum. 2x-a'dan 18 çıkardım. Burada da gençler x eksi a idi. Başlangıçta 18 santimetre de buraya ekledim. E, ne oldu? Bunlar birbirine eşittir diyeceğim. Şimdi yazalım. x eksi a artı 18 eşittir. 2x eksi a eksi 18'e. Evet gençler. Buradan şöyle bakalım. Eksi a, eksi a. Her iki tarafta eksi a var. Bunları attım. Gençler şöyle yapalım. x artı 18 2x eksi 18. Burada bilinenler bir yere, bilmeyenler diğer yerde olsun. X'i sağ tarafa, eksi 18 sola alıyorum. 18 artı 18'den 2X'den X'i çıkarıyorum. O halde 36 eşittir X olacak diyoruz. X'in değerini 36 buldum. Arkadaşlar bakın dikkat edelim. X dediğimiz yerde burası 36. O halde 2 de 72. Ben 36 ile 72 toplarsam arkadaşlar lütfen dikkat edelim. Ya, arabayı iki kere topladım burada. Normalde ne yapmam lazım? Arabanın bir tane uzunluğunu çıkarmam gerekiyor. E, çıkardığım zaman zaten 90 olacak. Normalde ben 72 ile 36'yı toplarsam 108 bulurum. Ya i̇şte masa zaten 90'dı. 108'den 90'ı çıkartırsam evet, iki kere arabayı topladığım için aslında bir tanesini bulmuş oluruz. Evet, 18 cm olur. Arabanın uzunluğu diyoruz. Ve D doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet geçelim gençler bir sonraki sorumuza. Evet 8. soruda bir caddenin sol tarafına kedi maması kapları sağ tarafına ise köpek maması kapları konuluyor. Kedi ve köpek maması kapları caddenin başlangıç noktasına ve bitiş noktasına da birer tane başlangıçta ve bitişte de var gençler. Konulmak şartıyla eşit aralıklarla konulmuştur. Köpek maması kapları arasındaki uzaklık kedi maması kapları arasındaki uzaklıktan 50, 50 metre fazladır. Gerçekten, o halde ben buraya x dersem burası x artı 50'dir diyoruz. Köpekler için 7 tane, kediler için 9 tane mama kabı kullanıldığına göre caddenin uzunluğu kaç metredir? Gerçekten başlangıçta ve bitişte de olduğu için 7 tane varsa 6 tane aralık vardır diyoruz. 6 aralık. 9 tane kedi maması varsa 8 aralık vardır diyoruz. Aralıklardaki mesafeler kediler için x diye. O halde 8 tane x caddenin boyunu verir. Diğer tarafta x artı 50 idi. Buradan da 6 tane aralık var. 6 çarpı x artı 50 olur. Buradan x'i bulmak için 6'yı içeri dağıtırsam 8 x eşittir. 6 x artı 300'den 6 x'i sol tarafa alırsam 8 x'ten 6 x'i çıkardım. Eşittir 300. 2 x eşittir 300'den x'in değeri 150'dir gençler. X 150 ise 8 aralık olduğu için gençler direkt 8 x'te yerine koyarsam cadde boyunu bulurum. 8 çarpı 150'den 8'e 150 çarparsak 1200 metre olur. Caddenin uzunluğu ve A doğru yanıt olur diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.